Etmemiz lazım sizi. Aa, buyurun, gelmişken Fırat Günayer'e sözü vereyim ben şimdi ve ilk soruyu Sayın Günayer'den alalım. Başkanım, şimdi Beşiktaş denince ilk akla gelen ekonomi, kulüp ekonomisi. Çünkü işler iyi gitmiyor. Çok uzun süredir konuşulan bir durum var. Maaşlar dahi 4 aydır 5 aydır bildiğiniz gibi ödenemiyor. Bir yıl içinde 1,5 milyon liralık bir borç gözüküyor ödenmesi gereken. Genel borçta son kap bildirimine göre 2 milyar 100 milyon lira. Şimdi çok normal olmayan rakamlar tabii bunlar ve siz de böyle bir koltuğa talipsiniz. Bu borcu eritme konusunda nasıl projeleriniz var? Bu borç eriyebilir bir borç mu? Ekonomik anlamda şöyle söyleyeyim. Yani bu borçlar çok kolay yönetilebilecek borçlar değil. Ancak kolay olmaması bizim orada olmamamızı gerektirmiyor. Biz sonuç itibariyle bir camiye hizmet etmek için geliyoruz. Gelip de refah içerisinde bir kulüp idare edelim diye bir talebimiz yok. Zorluk olduğu için buradayız. 7 sene evvel Fırat'cığım, sen de biliyorsun ki geldiğimizde bundan çok farklı bir tablo yoktu. Yani rakamları dolarla alın, taşıyın, bugüne getirin, aynı paralar söz konusu. O gün de ödediğiniz 1 milyon euronun karşılığı 2 milyon TL'ydi. Bugün 6 milyon TL, 7 milyon TL. Dolayısıyla aslında değişen bir şey bence çok fazla yok. O gün onu başarabildik, yönetebildik. Dolayısıyla bugün de bunun yapılabilirliğini düşünüyorum. Zaten yapmak gibi bir mükellefiyetim de var. Beşiktaş olarak böyle bir vazife üzerinde addediyorum. İkinci başkanlık yaptım. Futbol şube başkanlıkları yaptık. İcra kurulu başkanlıkları yaptık. Yani mali işlerle ilgili baktık, hukuka baktık. O dönemde yaptıysak bu dönemde de yapmamız gerekiyorsa bu dönemde de buradayız. Yani şunu söyleyemiyorum, kendim cevabını bulamıyorum. O dönemde yaptım, bu dönemde niye yapmıyorsun? O zaman yaş şuraya gelip diyebiliriz. Ya o zaman 53 yaşındaydım, şimdi 60. Yok artık, en iyi zamanımız. Belki de daha fazla. O yaşadığımız 7 yıldan beri kazandığımız tecrübeler belki daha da işimizi kolaylaştıracak. Bu sebeple biz orada olmak zorundayız. Ben orada olmak zorundayım. Yani aday olmak zorundayım. Kongrenin takdiri bir başka arkadaşımındır. Her kim gelirse gelsin hepimiz birbirimize destek olmak zorundayız. Çünkü bu iş bir kişinin yapabileceği iş, bir yönetim kurulu üyelerinin altından kalkabileceği bir iş değil. Eğer camianın dinamiklerini içimize çekemezsek içinden çıkılmaz hal daha da kötüye gidebilir. Onun için buradan seslenmek istiyorum sizin vasıtanıza. Artık birlik içinde yürümek zorundayız. Seçim bittikten sonra adaylar da dahil olmak üzere, her kim ne tarafa oy veriyorsa versin, her şey artık Beşiktaş'ın olmak zorunda. Beraber yürürsek altından kalkarız. Sayın Çevik, belki ekonomik bir planınız da olabilir. Bu çıkmazdan ya da zor durumdan düzlüğe çıkabilmek için. Bunu da belki birazdan konuşabiliriz. Nasıl istersen. Eğer varsa şu anda hazırladığınız Tabii. bir proje, bunu da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Tabii. Ekonomik anlamda. Fatih Doğan, sözü sana bırakalım şimdi. Tabii biraz geçmişe de bakmamız lazım. Sayın Çebi zorunluluk biraz da dedi. Niçin aday? Zorunluluk değil yani Fatih'im. Bu benim, bu camiaya bir sevgim var, bağım var. Yani benim için önemli, hayatımın bir parçasını ifade ediyor. Çoluk çocuğum için, şirketlerim için mücadele ediyorsam bu da hayatımın bir parçası olan bir kurum içinde ben fedakarlık yapıp çalışmak zorundayım. Bu benim için o anlamda bir zorunluluk. Bir görev gibi. Görev gibi tabii. Aksi halde vicdanen kendimi çok iyi hissedeceğimi düşünmüyorum. Şimdi bir Sayın Çevi, biraz geriye dönmemiz lazım. İlk girdiklerinde Sayın Fikret Orman'la beraber 2012 yılında hakikaten çok parlak bir durum yoktu. O dönemde de çok aday çıkmamıştı. Taşın altına elinizi soktuğunuzu o dönemde burada hakkaniyet adına, doğruluk adına söylememiz lazım. Kulübün o günde verileri çok iyi değildi. Ve bir süreçte 300'e yakın hacizler vardı yanılmıyorsam. O günlerden bir feda dönemlerinden sonra bir sefa dönemine geçildi. Sonra tekrar bu sıkıntılı dönemlere gelindi. Şöyle böyle bir, Sayın Çebi olarak 6,5 yılda bu süreci çok yakinen yaşamış bir isim olarak nasıl tanımlarsınız? Şöyle bir değerlendirir misiniz? Yani bir defa ben şunu söylemek istiyorum. Biz bu yükün altından kalkabilmişsek bir, inançlıydık. Birbirimize de tutkuyla bağlıydık. O süreç hakikaten çok keyifliydi. İçimizdeki bütün arkadaşlarımız elinden geldiği kadarıyla mücadele etmeyi vazife edinmişlerdi. Ama
14 aylık ilk bir süremiz var biliyorsunuz, geldik 14 ay sonra seçime gittik. O süre içerisinde ben mali işlerle ilgili çok ağır bir yük çektiğimi söylemek istiyorum. Yani bu da benim hakkım. Bazen övülmek de, sevilmek de bazen insan hakkıdır. Nasıl başardınız? Bakın, kişiler alacaklar geliyorlar. Kulüpte o tarihten evvelkilerden cevap bulamamışlar. Karşılarında muhatap bulamamışlar. Herkese bir kızgınlık vardı Fatih. Bütün alacaklı arkadaşlarımızın bizlere karşı bir kırgınlığı ve bu kızgınlığa dönüşmüştü. Biz o dönemde geldik, anlattık, süre istedik. O süreyi verdiler. O süreyi verdikten sonra onlara ödeme termini verdim. Hatta o ödeme terminlerini gerçekleştiremeyeceğim zaman 3 gün evvel affedersiniz dedik falan. Aa, herkes böyle, başkanım problem değil, tamam haftaya da bekleriz. Bir güven verdik yani. Sonuç itibariyle o borçlular, alacaklar bize hiç bunaltmamaya başladılar. Allah da bize yardım etti. Ondan sonra biz bu işi böyle hallettik o tarihte. Daha sonra biliyorsunuz bu 6,5-7 yıllık süreç içerisinde, benim 6,5 yıl, Sayın Fikret Orman'ın 7,5 yılı tahmin ediyorum oldu. O süre içerisinde çok güzel bir stat yapıldı. Yani o stat da bu ülkenin bir eseri. Sayın Cumhurbaşkanı, o günkü hükümetin yetkilileri hepsi canı gönülden bize destek verdiler. Yani onlara buradan defalarca teşekkür edildi. Ne kadar edersek az. Allah razı olsun. Yapmayabilirlerdi. Dünya kadar sorunları varken bizi düşünmeyebilirlerdi. Bunu yaptılar. O stadın başlangıcında Fatih için ben mesela bir stadla ilgili bir kredi otorize ettik. Belki kamuoyu tabii çok iyi bilmeyebilir bunu. Bankaların şartı şuydu. Kapa kitleyi çıkmış görmüş istiyoruz. Görmek istiyoruz çıkmış haliyle. Yani nedir kaba hali? İşte harfiyatını yapacaksınız. Zeminden yukarıya doğru çıkacaksınız. Betonları atacaksınız. Ha, iç kısmı asansörler, şunlar, koltuklar falan. O kısma geleceği veririz. Biz kitleyi görmek istiyoruz dediler. Şimdi o kitlenin görülmesiyle ilgili o süreçte ben hakikaten dişimi tırnağıma taktım. Bazı konularda yanlış bana karşı kullanılan şeyler de oldu. Kamuoyu bunu biliyor. Gereken cevabı da zaten verdim. Çok şükür o laflara da katlandık. Olmaması gereken şeyler, ama karşılığında artık kredi çalışır hale geldi. Daha o saatten sonrası zaten Sayın Fikret Orman da kendi tabiriyle çizmelerini giydi, gitti. Bir şekilde orayı tamamladı. Ama o daha sonrasında, yani kabak inşaatından sonra bana şey görevi verildi. Ümraniye'ye git, orayı bir toparlarsan çok iyi olur. Artık şampiyon olmamız lazım. İşte stadımız da bitiyor, burada kupa kaldıralım falan, bir şevkli heyecanla biz de Ümraniye'ye gittik. Sıleyman Bilic'in son dönemiydi. Beraber çalıştık. O dönemde idari anlamda epey katkı verdiğimi düşünüyorum. Daha sonra arkasından da Şenol Hoca'nın gelişi. Şenol Hoca ile beraber bir başarı ivmesini kazanılması. Bizim onun yanında durmaya çalışmamız. Sıkıntılarına katkı vereceğimize ona inandırmamız gibi olaylarla. Sonuçta iki tane de şampiyonluk geldi. Bunun sonucu üçüncü yıldız geldi. Daha sonra da biliyorsunuz Avrupa Kupalarında namağlup bir takımla mücadele ettik. Türkiye'nin de bu keyfi oldu. Açık söyleyelim, Galatasaray'ın, Fener'in, Trabzon'un, herkes için keyfi oldu bu. Ve böyle bir sürecin sonunda artık katkı veremez hale geldik. Bedeli sebeplerden dolayı onlara çok fazla artık girmek istemiyorum. Yani icra kurulu başkanlığı bize verildi, yaptık ama bazı şeyleri kontrol edemedim, etmeyi başaramadım da diyebiliriz. Yani her şeyi bir tarafa şey yapmamak lazım. Ama ben transferlerde özellikle son 2,5-3 yıl içerisinde olmadım. O zaman transfer komitesi başkanı ve ekibi Sayın Başkan tarafından başkanı olarak oluşturuldu. Ve onlar da Sayın Başkan'la beraber transferleri yürüttüler. Ne kadar süre olmadınız? Yaklaşık 1,5 sene, yani 2 transfer dönemi. Kaldığım süre içerisinde, 2 transfer döneminin içerisinde olmadım. Zaten ondan evvel de sadece fikir veriyorduk. Bu para çok diyorduk. Emin misiniz diyorduk. İşte alırsak satabilir miyiz diyorduk falan. Ve sonuç itibariyle o döneme kadar ki yapmış olduğumuz her türlü futbolcu alış ve satışında kar ettiğimiz zaten ortada. Yani futbolcudan adları da belli. Fakat ondan sonrasıyla ilgili ağır bir bütçe oluştu maalesef. Çünkü herhalde çok heves ettik. Bir daha şampiyon olalım, bir daha olalım derken açılıyorsunuz. Açılıyorsunuz. Açıldıkça işte şanssızlıklar, şampiyonlukta gelmediği zaman bu sefer bunlar maddi olarak çok ağır yük olarak geri dönüyor. O sürecin içinde hiç fikrinizi de alamadı mı?
Yok. Hemen hemen sıfıra yakın diyelim. Yani. Aslında... Çünkü icra kurulu başkanıydım ve icra kurulu başkanının görevleri başka şeydi. Transfer komitesinin görevleri içerisinde olan bu konu benim artık dışımda kalmıştı. Şimdi anlattığınız tabloda çok büyük bir savaşa girmişsiniz. Ve çok da başarılı olmuşsunuz. Yani gerek maddi manevi fedakarlıklar göstermişsiniz. Bu kadar iyi giden bir ekip, bu kadar büyük işleri başaran, neredeyse yok sayılan, çok ufalmış bir takımı Şampiyonlar Ligi gruplarından lider çıkartacak kadar hale getiren bir ekip, stat yapan bir ekip. Nasıl buradaki sizin kopuş süreciniz nasıl oldu? Herkes aslında onu merak ediyor. Çünkü Fikret Orman'a yapılan en büyük eleştiri sizle ayrışması, sizin yönetimden ayrılması. Bu konuda çok fazla eleştiri var. Yani o süreç nasıl yaşandı Sayın Çebi? Bu süreç, bir de hemen bir ilave yaparak bunu tamamlayalım. 6 ay mıdır yoksa sizin ayrılmanızdan önce de birkaç yıl var mı bunun altında yatan? 1,5 sene dedik. 2 transfer dönemi dedik. Transfer dönemi değil. Hayır, Fikret Orman'la ayrılığın başlangıç süreci. Siz 6 ay önce biliyoruz biz ama daha öncesi ne kadar dayanıyor bu iplerin kopma noktasına gelme süreci? Vallahi 1-1,5 yıl evvel bazı şeyleri söylemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Belki ben yanlıştım, o da olabilir. Ama baktım anlatamıyorum, başaramıyorum bazı şeyleri. Ve huzursuzluk çıkarmamak adına kenarda durup insanları irite etmek, çalışanları, vazife yapmaya çalışanları... Öyle düşünüyoruz o anda. Öyle olduğunu kabul ediyoruz. Bir şekilde geri çekilmem gerekiyordu. Sayın Başkan da o tarihlerde sanıyorum bazı genç arkadaşlarımızla yoluna devam etmek istedi. Onlarla ilgili benim aramda bazı tatsız, hoş olmayan gelişmeler oldu. Sayın Başkan da daha fazla üzülmek adına, o da zor durumda kalıyordu benim anladığım kadarıyla. Ne oradan ne buradan. Biz de biraz dik başlıydık. Sonuç itibariyle ayrılmamızın hayırlı olacağını önce Beşiktaş için sonra kendimiz için öyle uygun gördüm. Böyle bir karar aldım. Sayın Çebi, ben biraz daha geçmişe dönmek istiyorum. Stat yap tarihi bir eser. Belki tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş için. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinizin daha önce stat yapmış olması her sene 10-15 milyon dolar, euro kadar bir ekstra geliri sizin önünüzde bir avantaj olarak teşkil ediyordu. Beşiktaş bu stadı yaparak en azından bu aradaki farkı kapattı. Dengeyi kurdu diye düşünüyorum. O yüzden emeği geçen herkesi de bu anlamda kutlamak lazım. Tabii, tabii. Ancak tabii stat yapımı süresince de bir takım şeyler oldu. Siz divan kurullarında çıktınız, cevap verdiniz. Size de bir eleştiriler oldu. O yapım sürecinde işte demirleri siz de sağladınız çok önemli miktarda. Bunlarla ilgili bir alışveriş, ödeme ile ilgili süreçleri anlatır mısınız? Kamuoyunun bir kez daha bence öğrenmesinde fayda var Sayın Başkan. Yani aslında buraya gelirken Fatih, artık seçime 3 gün kaldı. Önümüze gelip gelecek olan dönemde ne yapabileceğimizi ifade etmeye çalışmayı tercih ediyordum. Ve de öyle olmasını diliyorum. Buna da bir cevap vereyim. Eğer sizce de uygunsa tabii ben mesleğinize de çok da müdahale etmek istemiyorum ama yoruldum yani sürekli geçmişi konuşmaktan ama sürekli nedense birileri benim geçmişi konuşmamı sağlamaya çalışıyor. Karadeniz çocuğum, hırslanıyorum, üzülüyorum, kahrediyorum falan, bu sefer başlıyorum anlatmaya falan. Artık yoruldum yani, gerçekten yoruldum. Önümde belki de seçimi alırsam çok zorlu bir süreç yaşayacağım. Benim de kendimi bir sıfırlamam lazım. Ama o dönemde ben size şöyle söyleyeyim. O dediğimiz kaba kitle, bunu da son kez anlatıyorum. Bakın kamuoyunda bir daha bana sorusu anlatmayacağım. Ama şimdi bu soru soruldu ve cevap vermedik duruma düşmek istemiyorum. Bu demirlerin o dediğimiz gibi kaba inşaat ortaya çıkmadan kredinin devamının mümkün olmaması nedeniyle oraya verilmesi gerekiyordu. Ve çoğu zaman Sayın Başkan beni arayıp oraya gece yarısı demir indirttiğini biliyorum. Fabrikanın bir düzeni var. Yani bilgisayar merkezden girmeden kantar tartı yapmıyor, bariyer kalkmıyor. Şimdi ben bunları anlatsam kamuoyunda çok sıkılacağını düşünüyorum ama başlayalım bir iki kelimeyle, daha bir cümleyle bitireyim müsaade ederseniz. Hatta yani ihracata şimdi burada artık affetsinler, gemiye mal koyulup dışarı alınmaz. Bir demir gerekiyordu. Gece yarısı biz geminin içindeki malı maalesef almak zorunda kaldık. 2-3 tır ki sabahleyin beton arabaları gelecek atılsın diye. Ve her pazartesi demirle ilgili teklif alınıyordu. O günkü satın alma müdürü
Sayın Öcal Bey zaten diyor, dosyalar bende duruyor. Bir fiyat alınıyor. Adamların verdiği teklifler şu. Demir maalesef peşin paradan başka alışverişi yok. Yani bu, evet, bu bizim mesleğimizin gereği böyle bu. Ve hepsinin şeyi şu. İşte peşin para. Peşin para. Fiyat bu, peşin para. Efendime söyleyeyim. Bazıları da işte vade farkı 2 ay ödemeli. Aylık 100 lira, 200 lira neyse. Ama teminat mektubu. Yok baba yani. Yok. Sonuç itibariyle biz gönderdik. Aylar sonra, 7-8 ay sonra demirin parasını aldığımız oldu. Babamıza durumu anlattık. O da patronumdur, ortağımdır yani. Bırakın aile tarafını. Bir de her şeyi babasından icazet alır diye de bir laf çıkmış bu arada ama artık bu takıntıyı bu akşam bırakmaya karar verdim bu tür şeylere. Sonuç itibariyle ben hem aldıkları peşin fiyatına 8 ay vadeli demir veriyorum. Ve işin çok ilginç tarafı, 24 bin ton demir kullanıldı. 16 bin tonunu ben verdim. Kitle ortaya çıktıktan sonrakileri ben vermedim. Çünkü artık paraları vardı. Benim orada olmama daha gerek kalmamıştı ama ben fiyatları takip ettim. Bu fiyat iyi, normal, bundan alınabilir falan filan diye. Ama o süreçte tabii o malum beyefendinin bu çıkışlarının sebebini halen anlayabilmiş değilim. Şu anda eğer o koltuklarda gidip statta maç seyrediyorsa o beyefendi, bize bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum ama onu edecek durumda bir zihniyeti olduğunu düşünmüyorum. Onu da artık cevabını da zamanında verdim. Allah'a havale ettim. Ama çok güzel bir soruyla başladınız. Neden bilmiyorum. Çünkü benim Beşiktaş'a yöneticilik yaparken artık gardımın düştüğü ve bütün motivasyonumun düşmeye başladığı bir süreçti. O sürece kadar iyi getirdim. Oradan sonra birdenbire Allah'tan uygun gördüler bizi. Ümraniye git, toparla dediler. Belki de öyle bizi anladılar, psikolojimizi. O da üstüne denk geldi. İyi oldu yani. Belki de ben merkezde kalsaydım daha kötü olacak. Ümraniye'de futbolcular, arkadaşlar, seyahate git, hocamız mı hocamız derken biraz kendimi böyle şarj edebildim. Böyle bir süreç mi Fatih Bey, sordunuz? Sayın Çevi, 1,5 senelik bir süreçten bahsettiniz. Sormayacağım orayı. Orayı anladım. Bugünden bahsetmek istiyorum ben. Sizden hiç Fikret Orman'la ilgili olumsuz bir cümle, kelime duymamıştık bu sabaha kadar. Bu sabah kızdığınızı ve artık kırgınlığınızı... Kızma değil, o başkanlık... Kırgınlık diyeyim o zaman. Başkanlığımızı yaptı. Başkanım dedim yani, öyle bir kelime değil ama kırgınım yani. Şenol Güneş mevzusuna herhalde. Şenol Güneş mevzusuna herhalde, evet, kızdınız yani, biraz. Yani biraz o şampiyonluklarda benim de katkım olduğunu düşünmüştüm. Onların olmadığını, ekip olmadığımı söylenmesi beni incitti. Evet, ben de duygusal kırıklığımı bu şekilde tepki olarak gösterdim ama artık bunun da Beşiktaş'a zarar vereceğini düşünüyorum. Ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Öyle veya böyle beraber çalıştık, hizmet ettik. Takdir önce Allah'ındır, sonra Beşiktaşlarındır. İnsanlar bakarlar, değerlendirirler. Herkesin de benim gibi düşünme mecburiyeti artık yok. Bunu da bugün kabul ettim. Bugün kendime bir milat verdim size gelmeden önce. Yani o, dedim ki artık ben Beşiktaş'a hizmet edeceksem biraz bu şeyleri bir kenara itmem gerekiyor. Önüme bakmam gerekiyor. Çünkü bu tarz hareketlerle, gerginliklerle, kendime yüklediğim negatif enerjiyle Beşiktaş'a 3 yıl, 2,5 yıl hizmet edebilecek durumda olamayacağım diyerek affınıza sığınarak bu konulara dönmek istemiyorum. O bir duygusal kırılmaydı ve benim için o söylendi ve bitti, orada kaldı. Bundan sonra artık o bana da zarar verir, kulübe de zarar verir. O zaman son bakıyoruz. Bir hatırlatma yapıp hemen sözü size vereceğim. Seyircilerimiz de bize katılıyor. Fatih Bey memnun olmadı bu konuda. Merak... Devam etmeyi düşünüyordu, farkındayım ama. Söz vereceğim oraya. Rica ediyorum, rica ediyorum. Merak yani ettikleriniz olabilir. Siz enerjimi de... önüme toplamak zorundayım. Haklısınız başkanım. Evet. Siz de bize katılabilirsiniz ve Beşiktaş'ın seçimi etiketiyle mesajlarınızı bekliyoruz. Fırat, var mı? Çok var. Seyircilerimizden çok fazla çok var mesaj var. Önce Fatih Doğan bir sorusunu tamamlasın. Birkaç seyircimizden soruları yönelterek başkanımızın çok iddialı bir kelimesi var. Ben onu sorarak birazdan yeni dönemi açmasını rica edeceğim. Ama bir sen, soru geçmişe ait, evet. bir alan daha var. Burada da Fatih bu bırakmaz. Evet. Başkanım yok yani şeyle ilgili. Sayın geçtiğimiz günlerde burada da bir konuğumuz vardı biliyorsunuz. Deniz Atalay, Beşiktaş As Başkanı. Orada bir ifade kullanmıştı. Ben de ona kendisine Sayın Başkan yeni yönetimde yer almak için tekrar Sayın Fikret Orman'ın Sayın Nur Çebi'ye teklifte bulunduğunu söylemişti. Ben de o gün Sayın Çebi'yi aramıştım. Sayın Başkanım böyle bir teklif yapılmış tekrar ne diyorsunuz diye sormuştum. Kendisi de bana benim fikirlerim ve düşüncelerim artık Beşiktaş yönetiminde çok dikkate alınmıyor. Bunun sancısını yaşıyorum. O yüzden içeride de bir enerji kaybı olduğundan bahsetmişti Sayın Orman. Sayın Çebi de buna istinaden içeride iki genç yönetici ismini verdi.
isim vermedi ama ben vereyim. Sayın Umut Güner ve Sayın... Söylemeyelim bunları Fatih. Ben söyleyebilirim yani Sayın Başkanım. Siz izleyelim. Sayın Umut Güner ve Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu ifade etmişti. O 1,5 yıllık süreç o Sayın Başkan. O döneme kadarki olan süreç ve ondan sonraki süreçteki pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun bu içerideki tartışmaların ya da gerginliklerin Beşiktaş'ın o günkü şartlarını ve geleceğini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Vallahi olumsuz olmadığını düşünüyorum. Olumlu olduğunu düşünmüyorum. Olumsuz olduğunu. Son dönemin. Yani öyle dönemin. Görüyorum. Çünkü yani bakın çok talihsizlikler var. Yani bizim dönemimizde de yöneticiler birbiriyle bir türlü huzuru bulamadılar. Benden sonra da bulamadılar. Yani benden evvel vardı da benden sonra yok olsa diyeceğim ki şey bende, ilaç bendim. Öyle bir şey de yok. Yani olmadı. Benim zamanında da bunu başaramadık. Sonra da olmadı. Talihsizlik yani bir araya getiremediğiniz zaman veya insanların iyi niyetli olmadıkları zaman veya birbirleriyle dalaşmaya başladıkları zaman bu çok kötüye gidiyor. Ya ben yaşadım yani artık bunları yaşamamak lazım. Yönetici arkadaşların birbirlerine çok zor bir yer burası yani. Öyle kolay bir yer değil. Birbirlerine sahip çıkmadıkları zaman arkalarından dedikodu yaptıkları zaman olmuyor. Sonuç böyle oluyor. Bunun Türk futbolunun genel yaşadığı ekonomik sıkıntılarla da ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin Beşiktaş'ın yani, yaşadığınız bu sorunları. Şimdi bazen diyorum ki ekonomik sıkıntı olduğu zaman mesela ben Karabük Demirçeliği'nin işçiye 1 lira verildiği dönemde sendikacı arkadaşlarım Karabük çocuğum oradan bir örnek vereyim. Yani Karabük de öyle sıkıntılı bir şehirdir. Kendine göre birçok işte bölgelerden insanların göç aldığı yerdir. Kardemir Türkiye'nin ilk göz bebeğidir. Ama o dönemde mesela Kardemir sıkıntıya düştü. Beni göreve davet ettiler. Oturduk yönetim kurulu başkan vekilliği yaptık. Kolay bir iş değildi. 18.500 tane işçi çalışıyordu. Ben babamdan da o zaman icazet aldım. Tabii ki babamdan alacağım bakın. Öyle söylemler oluyor. Ona da çok içerliyorum ben. Benim için hayatını vermiş bir adamın ben onayın almadan hiçbir yere gitmem. O da Karabük'ü çok seviyordu. Hatta Karabük Spor'un kurucusudur babam. Babam Trabzon'da futbol oynamıştır. Çok da sevilir, sayılır. Bu da benim için onurdur. Onur olduğu için burada söylerken de keyif alıyorum. Babamdır yani. Ama çok özür dilerim bitiriyorum. Kardemir'de mesela bu tür şeyler olmadı sıkıntılı dönemde. Çünkü o kadar sıkıntı vardı ki. Biraz sıkıntı olunca insanlar zaten bu tür işlere vakit bulamıyor. Demek ki biz sıkıntıları çok mu ortadan kaldırdık 5 senede 6. sene bu işler oldu. Vallahi aklıma gelmiyor değil yani. Ya gelmiyor değil. Aileniz nasıl bakıyor başkanlık adaylığınıza? Yani şu anda. İlk başlarda çok zorlandım. Her ailenin olduğu gibi. Çünkü bana da ihtiyaçları var. Orada genç çocuklarımız var. Üniversitelerini bitirdiler. Yeni bir yapılanmaya gidiyorduk. Hatta şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten Fikret Bey'in bu seçildiği Mayıs ayından 3 yıl bu göreve devam edeceğini ben düşündüm. Ve de bununla ilgili de kendisini de zaten bu kararı almadan seçime gitme kararına bir ay evvel ben görevimin sonuna kadar başındayım dediğini düşündüm. Ve ben de aslında hayatımla ilgili bir dizayna girmiştim ama maalesef böyle olağanüstü bir durum olunca bizimle görevden çekilmemiz halinde talip olmamamız halinde bir tarafımızın duygularımızın eksik kalacağını ve bunu bir kere daha denemek zorunda olduğumu, kazanırsam çalışmak zorunda olduğumu, aksi halde hayatım boyunca 63 yaşından sonra bile bunları dert edebileceğimi, olacaksa bunu şimdi 3 sene mücadelemi vereyim, gönül rahatlığıyla hayatıma geri döneyim diye bir düşüncem. Beşiktaşlı taraftarların da birçoğunun duyguları aynı yöndeydi. Çünkü siz başkanlık adaylığınızı biraz geç açıkladınız. Açıklayana kadar bayağı da baskı hissettiniz herhalde. Çok, üzerinizde. Ben çok baskı hissettim. Bunu affedersiniz ama kötü Twitter'larda, sosyal medyadaki ben kullanmıyorum Fatih Bey, siz de biliyorsunuz. Benim Facebook'um yoktu, Twitter'ım yoktu. Şimdi bu seçim diye açtılar bize. Ağır eleştiriler aldım. Yani biraz hakaretvari. Bu da ailemi de çok hırslandırdı. Belki o hakaretlerden dolayı son dakikada müsaade alamadığımız bir iki yerden de icazet aldık. Yani. Kimdi onlar? Babam bunları görünce çok içerledi ve oğlum ve kızım baba biz yok dedik ama dedi bu nedir dedi yani
çıkıyorlar dedi. Belki de Beşiktaşlılar bilerek yaptılar. Bilmiyorum. Panik ederek girmemizi sağladılar. Siz olumsuzları söylediniz. Olumlu yönden de sizin adaylığınızı destekleyen çok fazla. Hayır, onlar benim olmam için bana, hayır ben girmiyorum diye ağır eleştiriler geldi. Tam tersi yani. Nasıl eleştiri giriyor? Eleştiri ben yani. Girmiyorum. Neredesin? Ne oldu? Falan şeklinde ama o tabii bizde Türk toplumu olarak kılıç kalkan olduğumuz için ölçüsüzdü biraz. Bir talepti diyorsunuz. Evet. Peki. Konu açılmışken seyircilerimizden var mı Fırat? Bu Sayın sorumuz, Başkan Sayın Fikret Orman'la eleştiriler var. Kusura bakma girdim Fırat müsaadenle. Sosyal medya kullanımı konusunda Beşiktaş biraz daha agresif. Taraftarlar açısından size de büyük destekler oldu. Yöneticilere de zaman zaman büyük eleştiriler oluyor. Sayın Fikret Orman'a da bu yönde çok ciddi eleştiriler oldu. Hatta kendisi bu süreçteki bırakma nedenlerinden bir tanesini de sosyal medyada ve yazılanlar olduğunu ama kırılganlığının da kalması yönünde gerekli desteği camiadan göremediğini ifade etti. Siz 6,5 yıl birlikte çalışmış, size de abi diyor bir başkan olarak, ikinci başkan olarak ve Beşiktaş'ın başkan adayı olarak bu sosyal medya sürecini ve başkanın sürecini değerlendirmek ister misiniz? Yani yaşadığı süreç hoş değil. Ben onun duygularını çok iyi anlıyorum. Ben onun yaşadığını bir gün içerisinde yaşadım. Hakikaten tahammül edilebilir gibi değil. Temenni ederdim süresinin sonuna kadar dayansın. Çünkü tribünlerden bu tür sesler geldiğinde sürekli bırakan giden başkanlarımız oluyor. Bu da artık bir alışkanlık haline gelir diye de korkuyorum. Hiçbir yöneticinin veya başkanın tribünlerden belki yuh istifa belki biraz bir ölçüde anlayabilirim ama bu derece ağırını kabul etmek mümkün değil. Ben bütün programlarda da söylüyorum. Taraftar bizim için çok kıymetli. Göz bebeği Beşiktaş'ı motive eden, enerjik kılan, belki beni bile şu anda Beşiktaş'ın içerisinde görev almayı iten taraftarım. Muhakkak. Başım gözüm üstüne ama o bir sınırı çizgiyi bir ayarlayabilseler yani çok ağır şeyler yapmamaları lazım. Taraftarın tek bir görevi var. Taraftar olması ve gelip takımını motive etmesi. Çünkü o motivasyondan sonuçta galip çıktıklarında eğleniyorlar, keyif alıyorlar. Yani ona odaklanmalarını tavsiye ederim. Doğru, en doğrusu ama evet. Türkiye'de biraz farklı yönetimlere taraftarlar karar veren pozisyonda olmamalarına rağmen yönetimlerin yaptıklarına çok fazla etki etmeye de çalışabiliyorlar. Belki sosyal medyadan sonra bu biraz daha etkisini artırmış görünüyor. Fırat Güner. Sayın Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılma süreciyle ilgili birkaç cümle etmek ister misiniz? Üzüldünüz mü? Bu konuyu kapattım. Tabii ki üzüldüm yani Beşiktaş'ta. Niye ayrılsın? Sevdiğim bir abimdi. Başarılıydı. Keşke kalabilseydi, kalsaydı ama o herhalde kendi tercihinde o tarafa kullandı. İsteseydi kalabilirdi. Öyle düşünüyorum. Ama istememesinde kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Ben kimseyle, ben hocayla bir federasyonla ilgili sözleşme imzaladım. Hayırlı olsun diye konuştum. Bir de bayramda aradım kendisini. Bizde abiler bayramda aranır, sorulur. O kadar yani başka bir şeyim ilişkimiz yok ama üzüldüm. Başkan olsaydınız, İşte üzüldüm yani. Başkan olsaydınız o dönemde gitmemesi için uğraşırdım ama başarabilir miydim bilemiyorum ki. O da bir birey yani koskoca hocamız. Yani gitmek istiyorsa gidecekti. Yani sonuçta burası da koca bir Beşiktaş ama kendi kalabilirdi belki bir uyum içerisinde olduğu bir yönetici olduğunu düşünürseydi kalabilirdi bilemiyorum. Ya çok bunlar net şeyler değil. Tamamen duyguya dayalı, hislere dayalı konuşmalar. Herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ama siz bir uyumsuzluktan kaynaklandığını düşünüyorsunuz herhalde bu ayrılığın. Yönetimsel bir uyumsuzluk. Şenol Hoca'nın kararını milli takım yönünde kolaylaştırdığını düşünüyorsunuz. Ben o dönemde orada değildim. Yorum yapamam. Değildim. Gerçekten değildim. Olmadığım bir yerde ne yaşandığını da bilmiyorum. Sayın hocamızın da ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Bu konudaki gidişinde imalar, açıklamalar var ama ben şahsen Şenol Güneş Hoca'nın da orada yaşadıkları ile ilgili toplumu aydınlatacak, Beşiktaş taraftarlarını aydınlatacak açıklamalar yapmasının sorun olduğunu hala inanıyorum. Vallahi o onun takdiridir. Onun cevap vereceği bir konudur o. Yani ben kısaca şunu söylüyorum. Hoşlanmadığı şeylerle karşılaşmış olabilir. Duyduğu bazı şeylerden hoşlanmamış olabilir. Beşiktaş'ta, futbolda, Fener'de, Galatasaray'da yani bana da neler taşındı. Bana da
yöneticiler seçimini şöyle söyleyen var dediler, böyle söyleyen. Belki de bir şey o da yalandı. Dikkatli etmek lazım. Ama bunu tek önüne geçebileceğiniz yol, birbirinize sarılıp sevildiğiniz zaman iftira zaten araya sokulmuyor. Dedikodu yapılmıyor. Ama dışarısı sizin birbirinizi sevmediğinizi anladığı zaman zaten açık kapıyı buluyor, başlıyor söylenmeye. Ama bunların tabii doğruluğunu eğerini bilemediğiniz için ilk etapta doğru kabul ediyorsunuz. Şenol Güneş peki, nedir sizin için? Bir soralım kalmasın havada. Şenol Güneş ne ifade ediyor yani teknik adam olarak? Nereye konumlandırıyorsunuz Türkiye'de ve dünyada? Olması gereken yer zaten Türk futbolunun başında. Hak etti mi? Fazlasıyla hak etti. Buradan devam ederse Türk futboluna çok büyük katkı vermesini görmeye başladık yani. Takımda bir düzenle. Çalışkan adam. İşini de biliyor. Yani dolayısıyla yeri iyi. Bize hizmet etsin Türk futbolunda. Ben aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Milli takım benim takımım yani. Tabii ki. Yani Beşiktaş kadar ne kadar üzülsem de Allah'tan başka bir yere gitmedi. Rakiplerimize gitmedi yani. Gittiği yer benim de desteklediğim ve keyif hepimizin aldığım bir keyif yer. Keyif aldığı bir konumda şu anda. Hayırlısı zaten olsun, geldi. Hocalar gelip gidiyor zaten. Çok şükür hocamız yine 3-4 sene vazife yaptı. Yani hocalar bir sene geliyor, bir sene gidiyor. Doğru. Bu da bizim ona karşı olan saygımız, sevgimiz. Yani başkan da biliyorsunuz ona abi diyordu. Ama sonradan bazı şeyler oldu. Tahmin ediyorum hoca da biraz kırıktı. Şimdi bunun tamamını söylesem olmaz. Düz söylesem, bırakın bu konuları artık az evvel şimdi söyledim. Kapatalım şimdi bunları. Programımızın başından beri Sayın Çebi'den zaten kamuoyunda günlerden beri konuşulan, genellikle de olumsuz yönlerin tartışıldığı konuları tartıştık. Aslında biraz şimdi yeni bir sayfa açma zamanı ve eminim ki Beşiktaşlılar da bu yeni sayfayı çok merak ediyorlar. Yeni dönemde Sayın Çebi başkan olursa neler yapacak? Ben bir kelimesiyle pası size atayım. Siz yeni dönemden nasıl sorular soracaksınız Sayın Çebi'ye? Bu pasla, bu kelimeyle atayım pası. Devrim yapmak istiyorum dedi. Bugün çok Sayın Ahmet Nur Çebi. Devrim kelimesi çok önemli bir kelime. Büyük değişimleri vaat eden, büyük değişimleri hatırlatan bir kelime. Ne diyeceksin Fırat? Bugün çok iddialı bir açıklama. Başkanlık seçimlerinde ben ilk defa gördüm. Acı reçete gerekirse olursa onu da genel kurula götürürüm dediniz. Kolay kolay genelde vaatler havada uçur böyle seçimlerde. İlk defa acı reçeteden bahsettiniz. Bu acı reçete tabii herkesin kafasında ilk soru şu. Futbol takımı ile ilgili Sayın Çebi ne yapmayı düşünüyor? Örneğin çok ciddi bir borç var. Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı var. Ocak ayında da transfer lazım. Küçülerek mi yapacak bu ekonomik tabloyu düzeltecek, yoksa bir yandan takımı güçlendirip bir yandan da ekonomik tabloyu düzeltecek bir planınız var mı? Şimdi evet, gelelim ekonomi tarafına. Bakın burası bir kurum. İstediğiniz kadar en iyi demeyelim de, şimdi iyi kavramı çok farklı. Milyon dolarla, 5 milyon, 3 milyon dolarlarla futbolcuya maaş, yıllık ücret ödemeye karar verirseniz, bunlardan 5-10 tane içeriği alırsanız, sonra bunlar top oynamaz giderlerse veya yaşları çok ileriyse paraya tahvil edemezseniz, onu iyi idare edip de başarılı futbol takımında başarılı kılamazsanız, alıcısının da olmadığı bir süreç yaşarsanız, sonuç itibariyle bunların hepsi size eksi yazıyor. Benim söylediğim kelimeye dikkat çekiyorum. Ben tasarruftan bahsediyorum. Doğru yönetmekten bahsediyorum. Küçülmekten bahsetmiyorum. 500 milyonluk bir futbolcunun 5 milyon euroluk bir futbolcudan çok daha aktif ve başarılı olduğunu seyrediyoruz. Her yerde bunu görüyoruz. Ben de diyorum ki biz işin kolayına kaçmayalım. İşin popülist kısmına kaçmayalım. Reklam kısmına girmeyelim. Uçaklara pahalı futbolcuları, marka futbolcuları alıp fotoğraf çekip basına dağıtmayalım. Biz ucuzundan, yani ücret olarak ucuzundan ama en iyi futbolcuyu bulalım. Yani ileride 3 ay sonra, 1 sene sonra bir çift yukarıya çıktığında 100 bin euroya aldığınız bir futbolcuyu 2 milyon, 3 milyon euroya verebilirsiniz. Veya çok iyiyse devam edersiniz. Yani artık bakın, bu kulüplerde en büyük gider kaynağı futbolcu giderleri ve bonservis bedelleri. Şişirilmiş bedeller olduğunu da düşünüyor musunuz? Yani ben onu bilemem ki. Yani o, ben benim yapmış olduğum pazarlıklarda ben böyle bir şey görmedim. Ben, kimse bize bir şey bana şişirmedi. Bir şey de yapmadı ama benim yapmadığım bir şey ahkam kesecek benim halim yok. Ya yakışık da almaz. Şişirilmiş desem bir suç. Hayır desem bir suç. Nereden bileyim ben bilmediğim bir şey, cevap veremeyeceğim size. Bir defa bu kısmını netleştirebildiysem bir devam edelim. Yani 92 milyon euro ile dördüncü oluyorsunuz.
atıyorum 57 milyon euro ile şampiyon oluyorsunuz. Arada 40 milyon euro fark var. 40 milyon euro paraya %8-10 faiz yükleyin euro bazında. Bakın o devam ediyor. Çünkü o daha o parayı yerine koyamadınız. Hani herkes diyor ki bir yıllık faizi. Ya baba bir yıl sonra sen parayı yerine koyarsan anladık 40 milyonu %8 ile çarp. Ama bu devam ediyor. 8 ile çarpıyorsunuz üstüne koyuyorsunuz sonra seneye onu bir daha finanse ediyorsunuz. Artık çığ gibi büyüyor bu. Bunu taşınabilir bir hali yok. Sonra önemli cümleyi söyleyeyim. Hadi. Adamın parasını ödemediği zaman zaten adam top oynamıyor. Yani iki defa zarar ediyorsunuz. Onun için ödeyebileceğiniz rakamlarla en iyilerini araştırarak, emek vererek bu işle ilgili mesela ben şey düşünüyorum. Beşiktaş'ın eski futbolcuları var. Bunlar çok değerli, kıymetli hepsi. Bakın nerelerde hocalık yapıyor. Yani diğer takımlardan çok daha fazla bizde eski futbolcu arkadaşlarımız var ve hocalarımız var. Bunlar şimdi hepsi bir yerlerde. Sergen'i, Şifo Mehmet'i, Şuzu, Rıza'sı, Rıza hocamız falan. Bunlar Samet hocamız hepsi bir kıymet. Şimdi bunlardan elimizin altında eski sporcular burada dururken biz onları bir scout olarak dahi kullanamıyorsak ki onlar bila bedel de bugün uğradım hizmet vermek istiyorlar. Onun için bakın bu kelimenin hemen arkasını şunu ekliyorum. Katılımcı bir Beşiktaş istiyorum. Paylaşımcı bir yönetim istiyorum. Benim devrim dediğim bu. Paylaşan, açık olan, şeffaf olan ve de sonuç itibariyle bütün kendisini camiaya kabul ettirmiş bir yönetim, teknik bir kadro ve onlardan da sevgi ve saygı bekliyorum. Bunların hepsi bir araya gelmeden beyler bu iş artık yürümez hale gelmiştir. Devrim dediğim bu. Artı bu işleri yapacak kişilerin doğru seçilebilmesi için kongrelerin doğru karar vermesi gerekiyor. Çünkü karar merci kongre. Ayın 20'sinde bizim gideceğimiz salonda kongre üyelerimiz bir karar verecekler. Doğru mu? Doğru. O verdikleri kararın ne kadar sağlıklı olduğunu sağlamak zorundayız. Emin olmak zorundayız. Şimdi bindirilmiş kıtalar. Yok onun adamı, yok benim 2000 tane oyun var, 500 tane oyun. Ya belki de yok atıyor adam. Yazık günah sen kongreyi de zedeliyorsun. Kongrenin kişiliğini de zedeliyorsun. Beşiktaş Kongresi böyle olamaz. Olduğunu da sanmıyorum. Ama şimdi ayın 20'si bu işin zamanı. Gelip oraya 14 bin tane oy kullanma yetkisi olan 13.700-800-900 neyse tam rakamı telaffuz edemiyorum. Bunlar oraya gelip oy kullanırsalar bu Beşiktaş'ın marka değerini yukarıya alacak. Fenerbahçe ne yaptı? Rakibimiz değil mi? Her yönden geçmek istiyoruz. Adam A futbolcuyu aldı biz de bir tane B alalım. İyi de kardeşim önce biz gelin arkadaşlar Fenerbahçe'nin başardığı gibi evet başardılar yani takdir edeceğiz. Eğer birileri rakiplerimizse doğruları yapıyorlarsa takdir etmeyi ve ona örnek almayı başaramazsak biz bir yere varamayız. Bir husumet dünyası değil mi? Futbol oynanıyor sonuç itibariyle. Bu sebeple %80'i kongreye gelmiş mi gelmiş. Ben de istiyorum ki Beşiktaş'ta bu seferki kongreye %90'ı gelsin. 14.000'in %90'ı atıyorum. 12.500. Gelsin. İnsanlar 7.500, 6.500, 7.500. Abi o zaman varsa tabii ki bindirilmiş kıtalar zaten 3-4.000 kişi bitti. Öbür arkadaş seçimi kaybediyor. Ve kimse de herkes de bu böyle söylendiği için böyle olduğunu söylemiyorum ben. Ama böyle sürekli telaffuz edildiği için kongre üyelerinin diğer kısmı zaten kale almıyor. Diyor ki ya ne yapacağız? Adaylar gelmiyor. Adaylar çekiniyor. Bakın yani şimdiki adaylar gerçekten cesaretli ve teşekkür ediyorum. Muhtemelen hepsi bu sefer genel kurulun seçimde adetinin fazla olacağını düşünerek cesaret buldular. Buldular. Şimdi bakıyorsunuz kulübün içerisinde bir yapı var. Ya kardeşim sen buradan maaş alıyorsun. Habire vıdı 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 ona imza ver. Gel 30 kişi oy bende al. Ne demek 30-60 kişi ya? Oy, bir sandığa 60 kişilik oy atan bir kişi var mı? Yok. Kim giriyor içeriye Fatih Bey? Beyefendi bir kişi giriyor. Tek başına oyunu atacak. Yok abi o adam sana söz verse daha gider orada Serdal Bey'i tercih ediyordur onu oy atabilir. Ben artık bu genel kurula rica ediyorum bakın bu benim için bir şans. Hep söylüyorum. Söylemeye de sona kadar devam edeceğim. Lütfen gelsinler. Annelerden, hanımefendilerden, çocuklardan rica ediyorum. Eğer oy kullanacak hanımsa kocası müsaade etsin. Çocukları baksın, gelsin. Tersi ise
o şekilde ayarlayıp oraya gelecekti. Geliyorlar, ben kuyruk var, ben orada 2 saat nasıl duracağım? Ya sen 2 saat durmaktan imtina ediyorsun da benim orada 2,5 yıl görev yapmamı istiyorsun. Onun için hazır fırsat bulmuşken bunu bu araya bir park ettik bugün. Üye sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz başkan olduğunuzda? Evet. Bakın, ya da şartlarla ilgili çok soran var. 5000 lira düşecek ama, mi? Ama şimdi bakın. Bakın. Şimdi insanlar zannediyorlar ki Beşiktaş başkanı olan kişi veya yönetim her şeyi yapabilir. Hayır. Dernekler kanununa bağlı bir tüzüğümüz var. Tüzüğümüz genel kuruldan geçmiş. İçerisine şartları genel kurulları koymuş. Benim böyle bir yetkim yok. Bunu benim yapabilmem için genel kurulun bana oy çoğunluğuyla bu getirdiğim tüzük değişikliğini onaylaması lazım. Getirecek miyim? Getireceğim. Onay alabilirsem alacağım. Alamazsam alamam. Ama o 100 bin kişinin de getirmeden daha önce ben divanımızla, divan kurulundaki yaşlı abilerimiz, akil insanlarımızdan fikir almak istiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bir de böyle alternatif var. Yani biraz da artık demokrat olmamız lazım. O görüşlerin içerisinden en uygun olan neyse onu düzeye koymaya çalışırım. Olmayan akildi adamlar, insanlar diyorlarsa ki bu Beşiktaş'a şöyle zararı, böyle zararı, beni ikna ediyorlarsa yani katılımcı istiyorum. Taraftarıyla, eski futbolcusuyla, genel kurul üyeleriyle büyük katılım istiyorum. Büyük bir sorumluluğun altına giriyorsunuz. Bu sorumluluğu paylaşmak İtiraf edeyim mi? Ben evet. Bu işi tek başına çok zor yaparım. Benim yanında bütün Beşiktaş camiası seçildiğim takdirde durmaz ise işimiz çok zor. Şu andaki başkan adaylarından herhangi bir tanesinin başkan adaylığının sonucunda başkan çıkması halinde benim çıkamamam halinde o kişiyi her kim ise ona Beşiktaş'ta başkanım demeye ve göreve çağrıldığını oraya koşmaya hatta bir şeyi yanlış gördüğümde katılımcılık teklifim gereği gidip ben kendim baskı yapmayı düşünüyorum. Böyle bir siyaset izlemeyi düşünüyorum. İstersen zorlanıyorsun söyle bir seri sorun var orada. Yok çok var başkanım. Devam edeyim mi? Yok hemen. Konular siz açıyorsunuz ya araya tamam. Girmemiz gerekiyor. Tamam. Nezaketimizden de söylemiyoruz. Şimdi sizin döneminizde bir kongre üye sayısı 1000 liraya indirilmişti. Evet. Kongre üyesi ve önemli bir talep olmuştu. Bir kısmı dışarıda kaldı. Siz, yani bu Sayın Fikret Orman yönetimi bu çalıştığınız görev içerisinde. Sonra tekrar 5000 liraya çıkartıldı. Bu anlamda siz başkan olursanız tekrar bu 5000'i aşağıya çekip üye sayısını 15000 lira, 20000 lira, 30000 lira çıkartmayı mı hedefliyorsunuz? Bu net görüşünüz mü? Sonuçta siz seçilirseniz kongre üyelerinin çoğu da sizin tarafınızda olur ve bence bu tüzük tadiline de onay verirler diye düşünüyorum. Bakın 50-60 tane oyun var diye insanlara tahrik eden, gelecek başkanlara işte kendini 60 tane oyuyla, 50 tane, 100 tane, 150 tane, 200 tane oyuyla veya ben 2000 tane oyu kontrol edeyim diyenlerin sahip olduğu bir kongrenin sağlıklı seçim yapamayacağını söylüyorum. Bunun önüne geçmenin de tek yolu artık 30 bin, 40 bin, 50 bin tane üye olursa bu iş kapanır biter. Yani kapanır gider. Siz sayın siyasetçilerimiz, şu andaki hükümet edenlerimiz böyle bir şey yapabiliyorlar mı? Kimse diyor mu benim 10 bin oyum var, 5 bin oyum var, 100 bin oyum var diye. Öyle bir şey yok. Her siyasetçi mikrofonlara çıkıp saatlerce kendini anlatmaya çalışıyor. 300 kişilik kalabalığa. Doğru mu efendim? Doğru, kesinlikle. Artık genel kurullarda futbol takımlarını, pardon kulüpleri idare edebilecek insanların seçilirken tarafsız, özgür, hür iradeleriyle oy kullanabilen kişiler olmasını istiyorum. Bunun için de gereğini geldiğinde yapmak için önce akil abilerimize danışmak, onların fikirlerini almak, hatta bunun bir şey değil, alternatifleriyle sunmak lazım. Birinin karşısına gidip de şunu söylemeyi de ben hoş görmüyorum. Ben böyle düşünüyorum, bunu yapayım mı yapayım? O da değil. Bunu mu yapayım, bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Biraz kafa patlatmak lazım. Şimdi kongrenin onaylanmadığı hiçbir şey zaten ben yapamam. Dolayısıyla onlarla beraber yürümedikten sonra da ben zaten başarılı olamam. Şimdi Sayın Başkan devrim niteliğinde gelmek istiyorum dedim. Bundan sonraki sorularınızda şu çerçeveyi gözetmenizi rica ediyorum sizlerden. Beşiktaş bir zamanlar altyapısıyla Türkiye'yi besleyen bir takımdı. Acaba Beşiktaş'ın altyapı çalışmaları nasıl olacak? İkincisi, başkan seçildiğinde diğer kulüplerle ilişkiler Beşiktaş adına nasıl olacak? Çünkü her başkan genellikle ilk seçildiğinde çok pozitif,
olumlu görüntüler verip ondan sonra da Türk futbolunun içinde bir sürü kaosun yaşanmasına neden olabiliyor ya da devam edebiliyor bu kaos. Bunun devam etmemesi için hakemler konusundaki tavrı ne olabilir? Bu tür konuları da biraz sorarak, çünkü izleyicilerimizden de bu konuda çok fazla talep var ve özellikle de altyapıyla ilgili birkaç transferden vazgeçip altyapıya yatırıma ağırlık verecek mi diye soran izleyicilerimiz var. Almayın bir futbolcu ama altyapımız çok iyi olsun görüşleri var. Bu konudaki sorularınızı Fırat senden devam edebiliriz. Ben de bu arada izleyicilerimizin bu sorularını zaten siz soruyorsunuz. Ben izleyicilerimizin isimlerini vereyim. Çünkü Türkiye'de şu anda Twitter'da 5. sıradayız. Beşiktaş'ın seçimi 5. sırada. Çok ilgileniyor seyircilerimiz. Şu dolayısıyla soruları soramasak bile isimlerini söylemiş olalım. Rüstem yazmış. Peköz, Alişan Çakmakoğlu, Kıvanç Kırlangıç. Benzer sorular olduğu için sormuyorum. Elgiz Nur Çebi Yavuz, Sabit Boz bize Faruk Güldür'le birlikte Elgiz Nur yazan... Çebi Yavuz'un sorusunu alabilir miyim? Çok ilginç geldi. Peki. Soru mu sormuş? Soru sormuş. Soru sormamış. Soru mu sormuş? Sormamış mı? Yorum. Herkesin yorum var, okuyayım mı? İyi yayınlar. Evet, sen de gördün değil biz mi? Biz ailesi olarak her zaman babamın yanındayız ve her kararını destekliyoruz. Oh. Dilerim hem babam için hem Beşiktaş için hayırlısı olur demiş. Ben bir ilave daha yapayım. Evet. Türk futbolu için de hayırlı olması en büyük dileğim. Çünkü Beşiktaş camiası Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Futbolumuzu etkileyecek. Sadece Beşiktaş için değil. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular, Kayserisporlular, Gaziantepsporlular için de çok önemli bir seçime gidiyor Beşiktaş. Ve bu konudaki sizin duruşunuz tabii çok da merak ediliyor kamuoyunda. Şimdi... Tabii başkanım, buyurun. Bir defa her kulübün bir Türkiye Cumhuriyeti kulübü olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve her birimizin ana amaçlarından bir tanesi de başarılı olmak kadar Türk futboluna, Türk sporuna hizmet vermek olmalı. Amatör konularda dahil olmak üzere. Bir defa olayı buradan bakacağız. Ben Türk sporuna katkı vermeyen bir Beşiktaş düşünmek istemiyorum. Onun için de diyorum ki Türk sporu önemli. Hakemler de eğer birilerini canı yakıyorsa... Eğer Fenerbahçe'nin canını yakıyorsa Fenerbahçeli bağırmaya devam edecektir. Beşiktaşlı bağırıyorsa Beşiktaşlı bağırmaya devam edecektir. Herkes işini doğru yapacak. Şurada araya girebilir miyim? Hakemler birinin canını yakıyorsa dediniz. Evet. Kasıtlı olarak hakemlerin birinin canını yaktığını inanıyor musunuz? Asla, ben bunu çok defalarca söyledim. Kasıtlı olduğunu düşünmek istemiyorum. Hayır, düşünmek istemiyorum. Varsa da Allah'la onun arasında bir olaydır. Ancak ve ancak kasıtsız bile yapmaya hakkınız yok artık. Her iş beyefendi bir ihtimam istiyor. Bu sizin mesleğinizse hata yapmayacaksınız. Bir tane hata bir maçta insanlar kaldırabilir. 10 tane 20 tane hata yapmak söz konusu olamaz. Benim de böyle bir Beşiktaş'a yapılacak bir hatalarla doğacak haksızlıklara tahammül etmem mümkün değil. Gereğini kibar dille sonra gerektiği şekilde yapılmasını engel olmak için her türlü mücadelemi vermek zorundayım. Çünkü ben de bir camiye temsil etmeye oraya geliyorum. Yani. Oranın bir haksızlık olduğunu inanıyorsan, haksızlık derken kasıtlı kenara koydum. Yapılan yanlışlıkları 1-2-3-5-6 bir maçta seni haşat hale getirmişse ben o maçtan sonra ayağımı uzatıp ya işte vatan sağ olsun öyle bir şey yok. Bu camiye ben teslim oluyorsam bunu kendime görev atıyorum. Diğer başkanlarla ilişkiler, diğer kulüplerle ilişkiler. Yani şimdi ben Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmasa neyin keyfini alacağım ya? Yani ne yapacağım yani tadı olmaz. Dolayısıyla var olsunlar. Mücadeleyi ben onlarla yapmayı tercih ederim yani. Yıllardır derbi diyorsunuz, rekabet. Orada seyircim geliyor, reklam artıyor, para kazanıyorsun. Derbisiz Türk futbolu para da kazanamaz, onu da söyleyeyim size. Onun için derbiler ne kadar çok fazla olursa, hadi Trabzonspor çok güzel geldi, bir yere geldi, şimdi derbi deniyor. Arkadan diğer takımların aynı o başarıyı göstererek gelmeleri, her maçın derbi niteliğinde olmasının herhalde Türk futbolunun kalitesini, marka değerini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Şu anki başkanların ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi sanki çok kötü değil. Kulüpler arası yani. İlişkiler nasıl sizce? Ya yeteri kadar iyi değil. Yani çok kötü değil diyorum ama iyi olması lazım. Daha bir pozitif olmaları lazım. Türk futboluna daha katkı verici görüşmeler ve konuşmalar. Bakın somut görüşmeler adım atmayı var. Düşünüyor musunuz diğer kulüplerle ilgili?
Vallahi benim bir sorunum yok ki somut adım. Yani Beşiktaş'ın sorunu olan şu anda hayır, var mı? Hayır, Türk futbolu adına soruyorum bunu. Türk futbolu ortamın atmak daha iyi olması için. Ben Türk futbolu adına sorun olmayacak şekilde tarz bir biçimde hareket etmeyi gayet edineceğim. Edinirim. Ama diğerlerin birbiriyle olan sorunlarını ben çözemem. O benim hayır, siz, sizin şey kulübünüzün de içinde bulundu. Sorunlar yaşanıyor zaman zaman. Bu açıdan sormuştum sadece. Ben yani yaşarsam tepki gösteririm. Camia bana emanet. Bu kadar söyleyebilirim. Ama nezaket kuralları içerisinde bir sonra da yapmayın artık diyecek, çağıracak, varacak halde bizi herhalde getirmezler, düzeltirler inşallah. Ama federasyonun sanki daha iyiye doğru gideceği ümidi var bende. Yani daha bir titizler. Zekeriya Alp MHK Başkanı galiba. Ben kendisini çok beğenirim. Adaletine güvenirim. Geçmişteki deneyimlerine güvenirim. Pozitif olacaklarını sanıyorum. Erdoğan Arıkan konuyu çok genele Türk futboluna taşıdı. Ben biraz özele taşıyayım. Sorular geliyor. Burak Yılmaz'la ilgili çok fazla soru var başkanım. Bir açıklamanız var. Bir herhalde Burak Yılmaz'ın transferinden kısa bir süre önce o açıklamanız üzerinden sorular geliyor. Tanımıyorum tarzda bir açıklamanız vardı. Onunla ilgili cevap vermek ister misiniz? O zaman Burak Yılmaz'ın tarzı ve tavrı ile ilgili benim çekincelerim vardı. Kırgınlıklarım vardı. Doğru bulmadığım düşüncelerim vardı. Ama bugün Burak'ın çok değiştiğini görüyorum. Ve Beşiktaş'ta çok kıymetli bir değeri oldu. Başımızın gözü üstünde yeri var. Yeter ki o Beşiktaş'ımız için o formayı terletsin. Biz o gün söyledik. Bugün o Burak o şekilde olmuş olsa taviz vermem şahsen. Ama Burak çok değişti. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. O belki ben değişmedim Sayın Başkan diyecektir ama benim görüşüm bu. O değiştiğini ben düşündüğüm için de kendisine Beşiktaş'a hizmet etmekteki arzu ve isteğine saygıyla ben de katkı vermek isterim. Genel olarak soruları sen değerlendiriyorsun. Fatih. Müsaade var mı? Müsaade var tabii ki. Eyvallah. O zaman biraz Beşiktaş'a dönelim. Beşiktaş camiası sizden birçok şey bekliyor. Beşiktaş Başkan adayısınız. Devrimden bahsettiniz. Hedeflerden, ideallerden bahsettiniz. Ama insanlar sizin projelerinizi de merak ediyor. Ahmet Nurçebi olarak gerçekçi yaklaşımlarınız var. Ama projeler, Beşiktaş'ı nereden nereye taşıyacaksınız? Beşiktaş taraftarına, camiasına neler vaat ediyorsunuz? Bu konudaki çalışmalarınızı ve projelerinizi bizimle paylaş. Çok sevinirim. Şu andaki ana konu Fatih, ekonomi. Kulübün ekonomisi, kulüplerin ekonomisi. Yani zannetmeyin ki sadece Beşiktaş'ın konusu bunlar. Hepsinde bunlar var. Bunlar yöneticilerin veya başkanların verecekleri paralarla taşıma suyla değirmen dönmez atasözümüze tam denk geliyor. Dolayısıyla kendi kendine yeterli olan bir kulüp yaratılması lazım. Hatta bazen diyorlar ki futbol takımlarını başkanlarının futbolcular olması lazım. Evet, yani mesela çok ilginç bir fikir aklıma geldi. Biz borcu temizleyelim, kontrol edebilir hale getirelim, gelirlerini arttıralım kulübün. Ondan sonra bir futbol adamına teslim edelim. İyisini bu camia kendi içinden çıkaramaz mı? Dolayısıyla futbol adamı olarak, yani futbolculardan birisinin de futbol oynamış birisi de bunu yapabilir. Aslında söylemler doğru, mantıken baktığınızda doğru. Adam diyor ki ya bilmeyen bir adamın futbolda ne işi var? Çok şükür Allah'ıma ben biraz biliyorum. Kartalspor'da başkanlık yaptım. Babamızın top oynamıştığı söz konusu. Karabükspor'da onun elinde yan yana oturduk. Arabasına bindik, gittik, gördük. Dolayısıyla yani illa bir kulübü idare etmek için ayaklarınızla futbol oynuyor. Artık kulübü idare ederken beyninizle idare ediyorsunuz. Ama tabii ki futbol geçmişi olan, yaşamış birinin kendisine bırakılacak iyi bir bütçeyle, iyi bir ekonomik yapıyla kulüpleri idare etmesine mesela sıcak bakabilir. Bu çok garip gelebilir herkese. Belki ilk defa duyuyorlardı benim böyle bir şeyi düşündüğümü. Bütün mesele şu. Gelirinizin giderinizden artı olması gerekiyor. Ne kadar artı olması gerekiyor? Borçlarınızı ödeyebilecek bir kadar olması gerekiyor. Ondan sonra gelin bozmayın bu düzeni. Geliniz ve gideriniz kadar bütçe yapın. Eğer siz futbol takımı 55-60 milyon euro kazanıyorsa bütün paketi onun içerisine koyacaksınız. Ama şu anda neredeyse senede 350 milyon TL faiz ödeyen bir kulübümüz var. Yani 1.600-120 ile çarpın, yani 300-350 milyon yapar. 500-550 milyon da bütçeniz var. Sonuç
859 milyon lira. Geliriniz 600. Bu sene 250 yazdık zarar. 1600 orada duruyor. 3 milyar orada duruyor. Etti 3250. Yani artık bu tahammül edilme sınırını aşmıştır. Hiç kimse popülist konuşmalar yapmasın. Bunun tek bir yolu var. Dediğim gibi altyapıdan gireceksiniz. Ama altyapının size uzun vadede katkı vereceğini planlayacaksınız. Buraya gerekiyorsa yurt dışından bir ekip başı ve bizim eski futbolcularımızla bir düzeni taşımak anlamında. Çünkü bilinen bir şeyi bir daha yaratmanıza gerek yok. Sadece iyi niyetli bu işe mesleki olarak kavrayıp yapabilecek benim insanlarım var. Eski sporcularım var. Hepsi birer kıymetli. Altyapıda ben bunları değerlendirebilirim. O arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kısa vadede ancak ve ancak bizim çok süratli, iyi scoutlarla, bir scout projesiyle, düzeneğiyle gerekiyorsa Elazığ'da top oynayan 17 yaşında çocuğu bulacaksınız. Örnek olarak 50 bin lira verip alacaksınız. Gideceksiniz Hollanda'da 3. ligde top oynayan bir çocuğu bulup getireceksiniz. Gerekiyorsa Fransa'da bir Afrikalı bir futbol oynayan 19 yaşında bir çocuğu alıp mühim olan bunları bulup getirip buraya para kazanabilirsen borcu indirirsin. Yoksa adam Messi olmuş. Gidip Messi'ye ben buraya transfer ettim başardım. Ya bunu başarı olarak sunmak falan hiç hoş bir şey değil. Ancak çok güzel fotoğraf olur o. Sonucu da facia oluyor. Onun için bakın altyapı zamana yayacaksınız. Beşiktaş'ın akil futbol adamlarından oynamışlardan destek alacaksınız. Onlarla bu yolu yürüyeceksiniz. Çünkü onlar o formayı öperek güne başlıyorlar. Ondan sonra da çok kısa vade içinde hemen scout ekibiniz dünyayı tarayacak. 50 bin lira, 100 bin lira, 100 bin euro, 50 bin euro 15 tane 20 tane adamı toplayıp getireceksiniz. Bunların içinden 3-5 tane diğeri ortaya süreceksiniz. Hem oynar, takıma katkı verir, hem de ileride satarsın, cebine katkı verir. Bir defa futbol tarafını bu şekilde dizayn etmek lazım. Yönetime eski bir futbolcuyu almayı düşünüyor musunuz? Yani buna şimdi girmeyelim. Bu benim uzun zamandır çalıştığım bir ekip arkadaşlarım var. Biraz da futboldan daha fazla becerilere ihtiyaç duyacağım. Şu bir sene başka birine ihtiyaç var. Ama onlar belki yöneticiden daha da fazla faydalı olabilecek, aktif olabilecek görevler kesinlikle onlarla paylaşmak istiyorum. Ama bunun yöneticilik olup olmayacağını henüz karar vermiş değilim. Tribünle ilgili bir projeniz var mı? Çünkü Beşiktaş yönetimiyle, Beşiktaş başkanıyla son 1,5-2 yıldır Beşiktaş tribünleri arasında bir enerji kaybı var. Yani o tribünler bir türlü eskisi gibi olamadı. Başkanı protesto ettiler, yönetimi protesto ettiler. Bununla ilgili taraftarın bazı istekleri var. Ne bileyim işte üst tarafın kapatılmasını, sesin daha iyi çıkmasını istiyorlar. Özel kendilerine bazı yerler ayrılmasını istiyorlar. Tribünle tekrardan yönetimin barışmasını nasıl sağlayacaksınız? Vallahi dargınlık olduğunu düşünmüyorum. Dargınlık varsa da barışılır. Kardeşi kardeşle, Beşiktaşlı Beşiktaşlı dargınlığı olmaz. Çok da uzun da sürmez. Ama mevzuata aykırı Türkiye'de yasalar var. Yasalarında futbolla ilgili tarifleri var. Bu tariflere uymayan talepleri yine gider talep ederiz de uygunluk kararı gelirse devletimizden, hükümetimizden uygularız. Ama hiç mevzuatlarla alakası olmayan onların istekleri varsa, bunların da kulübe katkısı varsa yaparız. Fatih? 380 milyon Beşiktaş'ın yıllık faizi var. Ben 350 dedim. 30'da sen mi koydun Fatih? Tabii başkanım. Borsa 3 ay geriden geliyor ya SPK'lar. Ben Kayserili olduğum için bir adım önde gidiyorum. Ama gönlünüzü kırmayayım. 350 olsun. 350 milyon yılda Beşiktaş faiz ödüyor. Bir önemli bir iş adamısınız. Beşiktaş'ın borcu da rakamlara göre 2.8'e kadar milyon TL'ye kadar ulaşmış durumda. Bu döngüyü, bu çözüm yolunu nasıl sağlayacaksınız? Para koymak isteseniz bile şu anda bankalar ve sistem sanırım direkt kasaya para koymanıza imkan vermiyor. Müsaade etmiyor. Yeni yapılan sözleşme müsaade etmiyor. Sayın Çebi, çare Çebi dediniz, çözüm Çebi dediniz. Bu konuda da sloganlarınız var, seçim çalışmalarınız var. Çebi'nin çözümü, çaresi nedir? Özellikle kısa vadedeki şu finansal tıkanıklığı aşma konusunda. Yani bunu bizim vazifemiz, biz bunu gelip çözeceğiz. Çözmek zorundayız. Ama
Bunu ben bugün çözdüm. Yarın başka kaynaklarla da bunu çözmek zorundayım. Ancak az evvel söylediğim acı şeyler de yaşayabiliriz. Ben buradan tekrar söylüyorum. Kimseye pembe vaatlerde bulunmayacağım. Hiçbir şekilde popülist politikalar söylemeyeceğim. Ben hizmet etmek için geleceğim. Yani eğer bir başkası tüm bu sorunları çözeceğine beni ikna ederse ben onun arkasında çalışırım. Bu kimse ama beni ikna edecek. Bugün başka... Yani popülist olarak kimse çıkıp burada ben bakın şimdi Fatih'ciğim insanlar geliyor ben diyor işte altyapıyı şöyle yapacağım. Herkes böyle Beşiktaş'ın ciğerine hitap etmeye çalışıyor. Hep böyle tatlı şeyler olmaz. Zor günler geçireceğiz. Sıkıntılı günler geçireceğiz. Futbol bütçemizi